Perihan Hanım'ın diş hekimindeki randevusuna Emel Acar da eşlik ediyor. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. Çağdaş ben. Perihan. Perihan'ım, hoş geldiniz. Perihan'cığım böyle gel istersen. Şöyle. Nasılsınız? İyiyim, gayet iyi. Siz nasılsınız? Ne i̇yiyiz yapıyorsunuz? Vallahi, gayet iyiyiz. Program devam ediyor. Evet. Güzel. Güzel devam ediyor. Hem eğitici, hem bir şeyler öğretiyoruz. Evet. Bayanları da hanımlarımızı güzelleştiriyoruz. Aynen doğru. Öyle. Evet. Sosyal projesi gibi düşünün. Doğru, doğru. Dikkatimi çekiyor artık. İnsanlar yorum yapıyor. Bir de programda aldığı bazı bilgileri kullanıyor. Hem diş konusunda, hem estetik konusunda, spor konusunda aynen, hepsini kullanıyor. Aynen. Dişlerimize bakar mısınız Perihan Hanımcığım? Bakarım. Bak şimdi dişlerimize. Bakar mıyız? İnce diş gösterir. Perihan Hanım vay, ay canım benim ya. Ay, ben çok korkuyorum. O kadar böyle şimdi. Bakar mısınız değil mi? Ben direkt size gösteriyorum dişlerimi. Korkuyorum. Robot halinde. Bak, Perihan Hanım gösterdi. Bak, şuraya bakın, ciddi diş taşı var şurada. Ciddi diş taşı var. Sağlık problemi var. Diş taşlarının zararından bahsediyorduk biliyorsunuz her zaman. Vücutta diş taşı olduğu zaman bunları muhakkak temizletmemiz gerekiyor. Yani diş taşlarını temizletmezsek ciddi sağlık sorunları oluyor, iltihaplar oluyor. Emel Acar konuğumuzu Çağdaş Bey'e emanet edip tedavinin başlaması için yanlarından ayrılıyor. Buyurun, gelin. Çağdaş Bey her zaman olduğu gibi fotoğraflarını çekiyor ilk olarak Perihan Hanım'ın. Diş hekimimiz Çağdaş Bey, konuğumuzun sağlığını tehlikeye atan diş taşlarını temizlemekle başlıyor tedavisine. Çapraşıklık olduğu zaman, bazı diş önde, bazı diş arkada olduğu zaman, arkada olan dişler genelde çok temizlenmiyor. Ve temizlenmediği için böyle dişlerin yüzeyinde diş taşı daha çok birikiyor. Diş taşı temizliği tamamlandı. Dişin yüzeyinde lekeler var. Bu lekeleri çıkartalım ki dişin gerçek rengi açığa çıksın. Gerçek rengi gerçi belli, sarı. Gerçek rengini de diş beyazlatma yöntemleriyle beyazlatacağız. Şimdi leke temizliğini yapalım. Dişlerin gerçek rengi açığa çıktı. Sıra geldi dişleri beyazlatma işlemine. Diş beyazlatma işleminde en önemli konu şu. Muhakkak diş beyazlatma işlemini hekiminizin yapması lazım. Yani diş hekiminizin yapması lazım. Dışarıda, eczanelerde, marketlerde, pazarlarda satılan diş beyazlatma ürünleri size faydadan çok zarar verebilir. Bu ürünler başta dişi beyazlatıyor gibi görse de aslında dişi çizebilir, zarar verebilir. O yüzden lütfen diş hekiminize danışıp bu konu hakkında bilgi alın. Konuğumuzun ışıltılı ve güvenle gülümseyebilmesi için dişlerinin beyazlatılma işlemine geçiliyor. İnsanların merak ettiği soru şu. Diş beyazlatma işlemi beni ömür boyu beyaz dişlerle götürür mü diye. Hayır, götürmez. Günlük kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak diş beyazlatmanın ömrü aşağı yukarı 1 senedir. Ancak kişi çok çay kahve veya sigara tüketiyorsa böyle malzemelerle diş beyazlatmanın ömrü kısalacaktır. O yüzden bakım, az boyar madde tüketimiyle diş beyazlatmanın ömrü uzayacaktır. Eğer diş beyazlatmanı geri dönerse tekrar hekiminize başvurup eski beyazını tekrar kavuşturabilirsiniz. Aşağı yukarı her sene yapılabilen bir işlem. Niyetimiz şu. Perihan Hanım bir tane arkada dişi var. Arkada dişin önüne bir tane lamine yapmak. Ancak arkadaki dişin boyu çok kısa diğer diş etleriyle kıyasladığımız zaman. O yüzden diş etini kontrollemek, yani biraz yukarı çekmek lazım. Şöyle baktığımız zaman sağdaki dişin diş eti ne kadar güzelken açalım. Soldaki bakın aşağıda. O yüzden pembe estetik yöntemiyle, yani diş etini hafif kontrolleyerek, gingivoplasti diyorlar diş hekimleri bu işe. Ancak halk arasında pembe estetik olarak biliniyor. Bu işlemi uygulamak gerekiyor. O işlemle devam ediyoruz. Tek dişe yapacağız. Perihan Hanım'ın
sol dişini, sol yan dişini lamine için hazırladım. Şimdi lamineyi CAD/CAM sistemiyle yapacağız. Yani bilgisayar desteğiyle ölçüsünü alacağız. Ölçüyü aldıktan sonra yine bilgisayar desteğiyle bilgisayar dizaynı yapıp hemen klinik şartlarında üretimini yapıp ondan sonra biraz makyaj yapacağım, renk vereceğim ve dişi yapıştıracağız. Böyle birkaç tane dişi klinik şartlarında birkaç saat içinde yapmak mümkün oluyor. Hemen bilgisayar ortamında ölçü alma işlemine geçelim. Bu şekilde dişinin ölçüsünü alıyorum. Bu kamera her açıdan dişi 3 boyutlu olarak çekiyor ve de 3 boyutlu bir görsel oluşturuyor. Şimdi bilgisayar ortamında aynı şekilde bir tasarım oluşturacağız. Ona geçelim isterseniz. Oraya yapmayı düşündüğümüz dişi tasarladım. Şimdi bunu üretecek makineye gönderiyorum. Üretecek makineyi gönderdikten sonra yaklaşık 10-15 dakika içerisinde dişin ham hali çıkacak. Perihan Hanım'ın yeni dişi 15 dakikada makine tarafından hazırlanıyor. Dişin ham hali çıktı. Yani ham hali ne demek? Bu özel bir porselen bloktan elde ediliyor. Porselen diş çıktı. Metal desteği yok içinde bu lamine. Ancak renklenmemiş halde. Şimdi baktığımızda Perihan Hanım'a dişi birkaç renkten oluşuyor. Yukarı doğru biraz daha sarı. Aşağı doğru biraz daha beyaz. Uca doğru biraz daha şeffaf. Bu karakterleri özel efektlerle vereceğim. Boyadığımız dişi alıyorum. Güzel. Özel fırında koyup tam boya sertleşmesi lazım. Yani sır işlemi. Aynı aslında porselen diş deniyor. Bunlarla porselen bir çeşit. Sırlanacak bu boya içerisinde özel porselen fırına koyup geliyorum. Perihan Hanım'ın yeni dişi hazır. Çağdaş Bey son olarak provasını yapıyor. Güzel. Açalım. Çok güzel. Süper. Yapıştırmaya hazır. Yapıştıralım. Lamineyi yapıştırarak yeni dişine kavuşturuyor Perihan Hanım'ı diş hekimimiz. Işınlayın lütfen. Çok güzel. Ve ışını aldığı zaman tamamen sertleşmiş oluyor. Dişin bir parçası oluyor. Güvenle gülebileceği dişlerini göstermek için aynanın karşısına geçiyor Perihan Hanım. Ay, çok güzel olmuşlar. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Güle güle kullanın. Perihan Hanım'la olan çalışmamız keyifli bir şekilde tamamlandı. Gördünüz, birkaç saat içinde teknoloji desteği sayesinde diş tasarımı yapıldı ve dişin üretimi de yapıldı ve diş bitti. Normalde normal şartlar altında böyle bir vakayı bir hafta gibi sürede yaparken gördünüz hemen bitti. Bu teknolojileri ülkemizdeki diş hekimleri başarılı kullanıyor. Sizin de böyle bir ihtiyacınız varsa lütfen diş hekiminize danışın ve bu konu hakkında bilgi alın. Ve tedavinizi yaptırın.